Ağlar A'dan Z'ye serisinde özellikle dünkü Diana videosundan sonra böyle bir şey çekmek istedim çünkü çok fazla anlaşılmazlık var. Her videonun altına cevap veriyorum ama hala tam olarak anlaşılmamış. Yani anlaşılmadığı için de belki bu seriden, belki bu videonun olayından keyif almayanlar vardır. Onu daha iyi bir açıklamak istiyorum şimdi. Bu en sonki Diana videosu hakkında çok fazla eleştiri gördüm. O yüzden direkt bu video üzerinden gideceğim. Umarım anlaşılır. Yeni bir ay doğuyor. Şimdi hasar neden 9, hasar 10 diyenler var. Şöyle bir durum var. Mesela Diana'nın yenilmez ürünüyle devamlı hasarına baktığımız zaman çok daha fazla devamlı hasar çıkartan şampiyonlar var. Örnek vermek gerekirse Yone. Devamlı hasar konusunda Yone'den daha az vuran bir şampiyon. Yone'ye haksızlık olur hem 10 hem Diana 10 olursa. Yone sadece bir örnek. Elektrik ver girsek yine ani hasar konusunda Diana'dan çok daha fazla iş yapacak şampiyonlar var. Yine 10 veremeyiz ve 9 gayet iyi bir hasar. Şimdi şöyle bir durum var bir de. Mesela başka bir şampiyona örnek vereceğim. Mastery veya Pantheon. Pantheon Early Game şampiyonu. Tabii ki onu dikkate alarak puan vereceğim. Mesela Mastery'ye de Late Game şampiyonu olduğunu bilerek puan vermem gerekiyor. Onu dikkate alıyorum zaten. Hani hepsinin full build'ine ya da early game'ine bakmıyorum. Genel olarak bakıyorum. O konuda bir soru işaretiniz olmasın. Diana'nın dayanıklılığına 5 vermişim. Adam neden 5 yazıyor? 10 mu vereyim? Bu Ornn mu oğlum? Bu Rammus mu? Bir W'su var, bir de Zhonya'sı var. Hadi roket kemerden 300 can falan geliyor. Maksimum 5 abi bak. Verebileceğim maksimum 5. Diana bir tank değil. Ya büyücü dövüşçü ama çok dayanıklı bir büyücü dövüşçü değil. Hadi. Ya hadi Red Smite falan da var. 16, 10 üzerinden 6 olsun en fazla. Daha fazlası mümkün değil yani. Da en büyük tartışma konularından birisi işlevsellik. Kardeşim, Diana'nın tek bir yeteneğine nasıl 10 verebilirim? Şöyle, insanlar şunu anlamıyor. Mesela Akali'nin işlevselliği 1. Abi olur mu Akali'nin işlevselliği 1? ADC çıkartıyor. Oğlum bu nasıl bir saçmalık? Her suikastçı iyi oynarsa ADC çıkartır. Hepsi 10 o zaman. Herkesin bir görevi var. Görevini yapmasından bahsetmiyorum. İşlevsellik bu değil. Yoksa hepsine 10 vermek gerekiyor zaten. İşlevsel özellikten bahsediyorum. Örnek vermek gerekirse Yasuo rüzgar duvarı, Lulu'nun her yeteneği, şifa basmak, kalkan basmak, hız vermek, Ornn'un item geliştirmesi, Zilean'ın ultisi, yeniden doğurması. İşlevsellik tek atmak değil, hasar atmak değil. Diana 5 kişinin arasına giriyor, tek atıyor. Bu işlevsellik değil. O ultisindeki kitle kontrol için ben 6 verdim. Hasar için değil. Bu da çok yanlış anlaşılan bir özellik. Mobilite E'si var. Q'su isabet etmişse E'si reset alıyor. 6 bence gayet okey bir yetenek için. Hani reset almasa da tek bir yetenek bence okeydi ya. Diana'ya verilebilecek. En mantıklı bu diye düşündüm. Dizayn ve replikler yine kişiden kişiye değişen bir şey. Dizayn neye bakıyorum derseniz. Hani hem karakterin oyun içi görüntüsü hem splash artı hem yeteneklerin birbirine uyumu olarak düşünüyorum. Replikler de zaten yine bildiğiniz gibi. Bu tamamen kişiden kişiye değişen bir şey. Çok fazla hikaye 3-10 mu olur falan diyen olmuş. Abicim, Diana'nın hikayesini okurken lütfen hemen bitsin diye yalvardım bakın. Daha çıkmış olabilir, aynı suretini almış olabilir. Ama bana bir şey anlatmıyor. Diana seçilmiş kişi. Annesinin babasının arasında bir bebeği buluyorlar. Abi bu kişi o kişi diyorlar. Abi neden bu kişi o kişi? Neden? Bana bunu hiçbir şekilde anlatmıyor ki. Yok Leona'nın gitmemesi için ağlaması, ne bileyim. Lütfen benimle aynı fikre sahip ol deyip yanması, yok aşık olması. Abi Leona'ya aşık olması benim zerre umurumda değil. Yani o ortaokulda lisede kantine tek gidemeyen ergen kızlar gibi tribe girmesi inanılmaz derecede soğuttu beni hikayesinden. Ve bu da kişiden kişiye değişen bir şey. Ve hikayede önemine 3 puan verdim. Hikayesinin kalitesine kesinlikle 1 verebilirdim yani. Ama önemine bakmak saçma olur. Yoksa gider setin hikayesini hiç okumadan 1 verebilirim. Kalitesi hiçbir önemi yok. Evren için bir önemi yok. 1.
Pantheon evren için çok önemli. Hikayesi bok gibi olsa bile 10. Çünkü evrende büyük bir yeri var. Bu çok saçma bir mantık. Benim için hikayesi bu şekildedir. Siz zaten yorumlarınızı belirtebiliyorsunuz. Hani hikayeyi niye böyle verdin diye eleştirmek saçma. Hani hasarı eleştirebilirsin. İşlevselliği eleştirebilirsin. Ama bu benim görüşüm. Darius'un hikayesi nasıl 8.5 bu 3. Darius'un hikayesi çok klişe. Abi Darius geri çekil emri veren komutanın kellesini havaya uçurması bile benim için Diana'nın tüm hikayesinden daha başarılı bir şeydir. Çünkü karakterin nasıl bir karakteri olduğunu bize çok iyi yansıtıyor. Diana'nın ergen kız tavırları inanılmaz derecede soğuttu beni hikayesinden. Diana mainler varsa kızmasın. Genel puana da çok takılanlar oluyor. Genel puana takılmamak lazım. Çünkü hem dizayna bakıyoruz, replikleri, oyun içine, hikayeye baktığımız için genel puan biraz düşebiliyor. Hani her şeye baktığımız için dediğim gibi genel puanı çok fazla takmamak lazım. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Hala anlaşılmayan şeyler varsa yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum zaten. İzlediğiniz için teşekkürler.